Öncelikle 4 grubumuz var. 5 A'dan 2 grup. C ve G grubumuz.
8'er dakikalık skeçlerimiz olacak. 5A grubumuzun birinci grubu hazır mı? Evet. Peki konumuz neydi? Tilki kız. Tilki kız. Peki aralarda ben sizlere sorular da yöneltebilir miyim? Evet. Velilerimizin fikirlerini alabilir miyim? Çünkü hepimizin evinde şu an birer ergen yaşıyor, en az bir tane değil mi? Küçük küçük böyle anılarımız, hatıralarımız oluyor. Onlara da değineceğiz ara sıra. Peki 5A grubu için, birinci grup için zile basıyorum. Görev. Aa Gökte, hoş geldin. Hiç mi kaldım hocam? Biraz ama daha şov başlamadan yetiştin, gel hadi. Görevimiz saçmalığa hepiniz hoş geldiniz. Sizi hiç rahatsız eden bir arkadaşınız ve yaptığı arkadaşınız. Ben daha iyi yapamıyorum. Tamam.
ve beceremedim. Siz Burak kız, ben halledim. Bana bak kızım, benim oğlum senin sıra arkadaşı olduğundan beri psikolojisi bozuldu. He, benim öyle olmuştu. Ya yalan mı söylüyorum? Koskoca doktora bu var cikitimin cibinde. Aman tabii. Ya çıldırtma beni. Al bak bu doktora bu değil mi? Aman. Kafanı kaldırsan göreceksin al bak. Allah'ım benim de psikolojim yok bozuldu. Yok aslanım bu çocukla uğraşılmıyor. Bu çocuğun ailesi nerede? Birazdan burada olur efendim. Ha gel, hoş geldiniz Sinem Hanım. Aslan. Aslan yalnız burada kalacaksak bir cam falan çevirebiliriz çok sıcak da. Ya da durun durun açmayın. Ya da açın. Ya da açmayın. Ya da açmadığım için. Bence artık kanayacağım. Ya inanmıyorum burada bir şey var. Ne kadar silik bir tipsin sen. Görmedim seni. Kalk oradan. Kalk kalk. Sinem Hanım. Burada çok sıkıntılı bir çocuk. Bocuğun iletişim kuramıyorum. Ya pardon konu ne? Konuşun. Sizin kızınız benim oğlumu rencide ediyor. He diyor, çok da diyor, he he diyor, he tabi tabi diyor. Onu bunama sapıp özgüveni düşürüyor. Tutup kesin öyle. Diyorsun işte, diyorsun. Bu çocuk çok saçma bence. Peki yalnız siz Şahmi'nin kızması saygısını yok. Ben bu kadar gerçekten bir şey söylemek istiyorum. Bu kız sana karşı saygısı da bana karşı saygısı kıyasını için. Sana karşı saygısı da bana karşı saygılı olur diye için. Ayrıca senin saygını benim saygımı kıyasını için. Son bir ses karmamı ve sen karmamı apayrı şey olduğundan dolayı. Gururuna saygısı için sen olmuyorsun. Ben bir alkış alabilir miyim? Benim oğlum.
peşi kaçalım. Şimdi pijamalı Öykü çocuğu muydu? Evet, pijamalı Öykü çocuğu. Güldür güldür izliyor musunuz? İzleyen var mı aranızda? Evet. Muhtemelen izliyorsunuz değil mi? Ay 20'sinde de sanırım Gaziantep'e gelecek. Gidenler var mı? Gidiyoruz tamam peki. Pijamalı Yeliz hocam soru sorayım ben size. Pijamalı Öykü çocuğu da ne dikkatinizi çekiyor? En çok neye gülüyorsunuz? Verdiği cevapları. O sarışın bayana gülen var mı? En çok o çok komik diyen var mı? O sarışın böyle suratını yapan var ya hani. Neyine gülüyorsun en çok onu? Neyine? Komik hareketlerine. Peki Sefa hocam sizin dikkatinizi çeken var mı orada? Sarışın bayan değil mi? Şimdi bizim bu skeçte bir sarışın bayanımız var canlandıran. Aman Allah'ım ben böyle bir surat ifadesi, böyle bir taklit yeteneği görmedim. Tabii her biri ayrı ayrı özel. Ben bu arada sahne hazırlanırken konuşmaya çalışıyorum ama provasızım ya böyle spontane konuşuyorum. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Hayır. Sıkmıyorum değil mi sizi? Peki tamam teşekkür ederim. O zaman sahne hazırsa sarışın bayanımız hazır mı? Peki pijamalı Öykü çocuğu için bir alkış alalım. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. İsterseniz çoğumuza başlayalım. Pijamalı Öykü çocuğa. Meseleleri yeni kitabım olan testlerimi çözmedim. Tevabıma da
Ya
senden. Hocam ben de yapabilirim. Ben de yapabilirim.
Beyefendi dedi ya, kafası karıştı. Oğlum, buradayız. Bak bize. Hocam, soru bankasından kredi çekilir mi? Çekilir. Hocam, hayal hocam, hayallerinizden bahsedersek yorumlayabilir mi? Ve sizden hocam, soru bankasından kredi çekilir mi? Çekilmez. Hocam, hayal hocaya hayallerinizden bahsedersek yorumlayabilir mi? Sınıfta bırakır mı? Eğer hayal kuracak kadar zekiysen anlatmanda fayda var. Zira insanoğlu bu hayallerden zarar görmemiş olur. Siz en iyisi gidip hayal hocaya önceden haber verin, gerekli psikolojik desteği alsın. Tamam hocam. Hocam, bir diğer sorum ise, hocam, cevap anahtarı anahtarlığa takılır mı? Takılmaz! Ama senin ağzının iki yarısına anahtarlığı taktırmak istersen sen en iyisi bana gel, ben hallederim. Tamam. Buyurun teyze. Evladım, okulunuzun öğretmenlerinden Begüm hocam 4 tane daha çocuğu olur sesinden ne koyar? Tarihimiz Mehmetler, Selimler ve Muratlar ile doludur. Öyle bir şey olsaydı... Bir saniye. Ama istiyoruz hocam. Şimdi ben burada... Şimdi öğrencilerimiz bu skeç hazırlanırken bana bir sürprizleri olduğunu söylemişlerdi. Bahsetmediler. Şimdi her zaman öğrencilerimin takıldığı bir nokta var. Dördüncü çocuğunuz olsa adını ne koyardınız diye. Çünkü bir oğlum var, eşimin adını koydum. Kızım var, kendi adımı koydum. Bir kızın da oldu, ablasıyla yan yana bir isim koydum. Hep merak konusudur, dört olursa ne koyarsınız diye. O yüzden dört düşünmüyorum çünkü yok, isim yok yani. Biz bir anne ve babadan oluşan bir çekirdek aileyiz, üçüncü bir isimimiz yok. Ama bunu skeç konusu yapmıştınız, teşekkür ediyorum. Baştan alalım bir sorunuzu. Evladım, okulunuzun öğretmenlerinden Begüm hocam dört tane daha çocuğu olur sesinden ne koyardım? Tarihimiz Mehmetler, Selimler ve Muratlar ile doludur. Eğer öyle bir şey olsaydı önlerine birinci Begüm, dördüncü Başa eklerini getirirlerdi. Zira aksi mümkün değil. Peki biz hangisini bilirsin? Hangisinin dördüncü olduğunu nereden anlayacağız? Ya ben de vereceğim. Eyvallah, üç yanlış bir doğru ileriye götürürüz. Cehennemin dibine götürün. Şimdi C şubesinin 5C şubesinin slaytını muhabbet.
peki teşekkür ederim. Kıyafetlerin orada, panik yapma. Yaka mikrofonunu taktır. Şimdi Güldür Güldür'de elektronik, tamam, elektronik posta bir bölümü var diyeceğiniz mi? Mertim Hocam. Hatırlamıyorsun. İzleyeniniz var mı? Velilerimizden soruyorum. İzleyen var mı? Sizler baktınız mı? Hayır hocam. Şimdi 3 tane yaşlı teyzemiz var. Oğlu elektronik posta yollaması için telefonla arıyor. Vay geldi haline. Ben ilk kez dün izledim. Cidden o kadar çok güldüm ki. Şimdi tabii biraz heyecan olabilir. Onları maruz göreceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. Alkışlarla elektronik postamız başlıyor. Alalım mı? Tamam. Geçen abi elektrik
başlayalım. Kendimi şanslı hissediyorum. Arama yap. Tabii ki de kendini şanslı hissedeceğim. Huzurumuz yerinde, sağlığımız yerinde. Bu neyse karnıma kendi aramda. Oradan bir ilaç. Tamam açtım. Açıyorum sayın. Şimdi ete bas. Geldi diyorsun. Evet. Kısmet bekliyorsun. Ha, o sırada gidip rolünü değiştiriyorsun değil mi? Tamam. Hadi anne ne olur.
yaptı. Nasıl bilmiyorsunuz? Ne bilmem var baba, ben sinirlerim bozdu zaten. Devam et. Ya anne, bir sunum göndereceksiniz ama her şeyi becerirsiniz. Bir bunu mu beceremediniz? Ya Facebook'tan ya da WhatsApp'tan gönderin işte. Makyajınla da. Aras'cığım selam verin. El ele tutuşun.